Merhabalar, iki yeni şampiyonumuz bizlerle. Bakalım hangisini daha çok beğeneceğiz. İkisini de deniyor olacağız. Ben Riven'ı daha çok seveceğimi tahmin ettiğim için Riven'ı şimdilik seçtim. Şimdi dükkandan şampiyonlarımızın paket fiyatı falan var mı ona bir bakalım hemen. Riven'la beraber elbette Arcade Riven geliyor. Orada bir paketimiz var. 1352 çekirdek karşılığında hem Riven hem Arcade kostümünü veriyor. Bir yandan Irelia paketi yapmışlar. O da Irelia ve Irelia'nın çok dandik bir kostümünü veriyor. Bu bence güzel bir kostüm değil. O yüzden gelin Riven'ı paket olarak satın alalım. Kostümüyle oynayalım. Oyun için modeli de gerçekten güzel olmuş bu arada. Arcade Riven'ımız da eğlenceli güzel olacak diye umuyorum. Şimdi bir de gidip tek başına bir Irelia'yı alalım. Mavi özüm son anda yetmiyor ya. 5200 mavi özüm var. Mecburen vahşi çekirdekle satın alacağız. Irelia'yı da güzel animemsi yapmışlar. Şimdi gelin şampiyonlarımızı deneyelim. Şimdi gelin hemen Riven'ın yeteneklerinden bahsetmeye başlayalım. Q'muzun 3 kullanımı var. Gördüğünüz üzere şöyle bir yöne doğru atılarak o alanda alan hasarı veriyoruz. Ve Q'nun 3. yükünü kullandığımızda, son parçasını kullandığımızda rakipleri yarım saniyeliğine havaya da sıçratıyoruz. Dolayısıyla ana yeteneğimizde bir de kitle kontrolü var. Ve bu yeteneğin şöyle bir önemi de var. Bunu attıkça sarı bir şey doluyor, görüyor musunuz? Riven diyor ki pasif olarak, ne zaman bir yetenek kullanırsan kılıcını bir rünü aktive edersin ve bonus hasar verirsin diyor. Biz şu an 3 tane sarı yük biriktirdik. 6 saniye elinde kalıyor bunlar süresini yanlış hatırlamıyorsam. Bu 6 saniye içinde bunları harcayabiliyoruz. Dolayısıyla atıl, vur. Atıl, vur. Atıl, havaya sıçrat ve vur şeklinde hem pasif yüklerimizi harcayarak bonus hasar verebiliyoruz rakiplerimize. Karşımda Kemil bot var gördüğünüz üzere. Saat şu an 3. Gece 3 şampiyonlar yeni çıktı ve inanılmaz bir hype var. Herkes oynamaya çalışıyor bu şampiyonları. Bir tane almayı denedim. Kalmadı, atladılar Irelia'da, Riven'a da. Ben de üzüntü içerisinde bot maçına geçtim ve bu bot küçük bir hata yaptı. Şöyle ikinci atladım, kalkan aldım. Üçüncüyü atladım ve öldürdüm. Üçüncü yetenekten bahsedelim fırsat gelmişken. İkinci yeteneği de açalım. İkinci yeteneğimiz, bakınız bastığımız an tak. Etrafımıza hasar veriyoruz ve o alandaki kişileri sersemletiyoruz. Dolayısıyla hem birinci yeteneğimizde bir havaya savurmamız var, hem de ikinci yeteneğimizde bir sersemletmemiz var. Dolayısıyla Riven hem rakibi rahatça yakalayabilen, çünkü atladığım, zıpladığım, ileri atıldım, üstüne bir de sersemletme atabilen bir şampiyon. Üçüncü yeteneğimiz az önce gördünüz. İleri atılıyoruz ve ileri atıldığımız sırada kısa süreliğine bonus bir kalkan kazanıyoruz arkadaşlar. Bu da bizim hayatta kalmak için bir numaralı aracımız olacak zaten birçok noktada. Şimdi Kemil'e şöyle bir atladım, vurdum. Sersemletmeyi kendisine bir hediye edelim. Üçüncü yükü de patlatalım. Güzel bir takas ama çok minyonların içinde, o yüzden zorlamadım. Bir vuruş daha yapabilsem o Kemil'i aldıydım. Biraz daha agresif oynayabilirdim. Riven agresif oynamayı ödüllendiren bir şampiyon. Rakibiniz üstünde bam güm dalabiliyorsunuz. Hele bir şekilde avantajı aldıysanız, zaten bir skor kopardıysanız bu iş sizin için daha da kolaylaşıyor. Karşınızda da Riven varsa ona skor vermemek için elinizden gelen her şeyi yapmanız lazım. Çünkü öne geçtiği zaman kaçması çok zor Riven. Üstünüze atlıyor, zıplıyor, sersemletiyor, havaya sıçratıyor falan derken kendinizi ölmüş buluyorsunuz. O yüzden çok dikkat etmek gerek. Şimdi ben bu Kemil'i nasılsa bot ya deyip yarı canla dalıp alabilir miyim acaba? Ne dersiniz? Hazır ultim de var. Ultiden bahsedelim. Ultiyi bastığımız zaman kılıcımız güçleniyor ve ekstra hasar veriyoruz. Sonra ultiyi bir kez daha gerçekleştirerek, şurada bir kombata girelim konuşuruz, ekstra bir enerji dalgası yollayıp bonus hasar verebiliyoruz. Çok arzuladığım kadar hasar çıkaramadım buradan. Geri dönüp güçlendirilmiş karabaltayı alalım. Bu yamada karabaltaya buff geldi. Karabaltanın statları artık daha iyi. Çok daha güzel bir eşya haline geldi. Ultinin aktifini kullanarak gördüğünüz üzere tak diye patlatıp öldürdüm. Ulti kılıcınızı bir süreliğine güçlendiriyor. O süre boyunca bonus hasar veriyorsunuz. Yani ultiyi açıp takasa girip sonra ulti ile bitirici hareketi yapabilirsiniz. Ben burada direkt ultiyi bitirmek amaçlı kullandım. İki kere basarak ultiye tak diye o dalgayı fırlattım. Bunun farklı örneklerinden bahsediyor olacağız. Şimdi şöyle bir geri çekilelim. Dediğim kara baltayı alalım. Bakınız 350 can, 35 saldırı gücü ve zırh deşmesi çok hafif arttı. 6 yükte %4, her bir yük %4 zırh deşiyordu yanlış hatırlamıyorsam. Artık 5 yükte her yük %5 deşiyor. Yani %25'e çıktı ve 6 vuruşta değil 5 vuruşta ulaşıyor olduğunuz için daha kolay rakibin zırhını azaltıyorsunuz. Savaşın daha başında rakibin zırhını azaltıyorsunuz. Şimdi bu sefer Kemil'in ultisi var ve bizim yok.
Ama biz de biraz öne geçtik. Deneyelim bakalım burada bir savaşı. Yalnız bakın Q'yu fazla beklettim. Ve Q'mun süreci bitti. Tüh. Q'yu çok bekletemiyorsunuz. Riven. Ustalaşması. Kalkanı aldım. Hop. Faka bastım. İrelia'dan daha kolay bir şampiyon olacak büyük ihtimal. Yani böyle atlaya zıplaya, çünkü geniş bir alana hasar veriyor olduğunuz için yeteneklerinizi doğru zamanda attığınız sürece çok sorun yaşamazsınız. İrelia çok daha zor olacak ve Riven mobilde açıkçası şimdilik beklediğim kadar eğlenceli gibi. Ve bir potansiyelini daha görmüş olduk Riven'ın. Bakınız Camille çok kazanabileceği gibi görünen, matematiksel olarak da öyle. Sonuçta bu bot matematiğe göre hareket ediyor. Kazanabileceği gibi görünen bir takasa girmesine rağmen havaya sıçratıyorsun, kalkan alıyorsun, sersemletiyorsun falan derken birdenbire o takastan avantajlı çıkabiliyorsun Riven'la. Şimdi ultimde olduğu için bam güm dalacağım bu sefer. Hiç acımak yok. Bakınız ultiyi bastım, zıpladım, atladım, sersemlettim. Tutuşturdum, hop dalgayı yolladım, bu kadar. Öne geçtiğiniz zaman Riven bu arkadaşlar. Öne geçmiş bir Riven inanılmaz korkunç. Şimdi 3. yeteneği mi fulllemek lazım, 2.yi mi, açıkçası bilmiyorum. Gelin beraber bakalım. 2. yeteneğin sersemletme süresi artmıyor, bu önemli. 3. yeteneğin bekleme süresi azalıyor ve kalkanı 40 artıyor. 40 altan, 40 kalkan. Hiç fena değil, bastım. Gecenin 3'ünde düzgün konuşamıyor olduğum için özür dilerim. Anlayışınız için teşekkür ederim. Bu arada bayağı bir zaman sonra ilk kez Wildrift videosu çekiyorum. Riven ve Irelia'nın çıkması şerefine. İkisi de bilgisayarda oynadığım şampiyonlar olmamalarına rağmen. Ah, sersemletmeyi kaçırdım. Aaa! Kulenin altında yedim ultiyi. Flash'a rağmen çıkamadım anla ki. Arkadaşım da az önce video çekerken botlarla botlara ölüyormuşsun. Düşünsene ha rezillik falan diye gülmüştü. Şu an yaşandı ama gecenin 4'ünde yeni şampiyon deniyorum. 4 olmuştur saat şimdiye. Saldırıyorum sana Shyvana. Hop sersemletme. Bakın sersemletmeyi biraz daha güvenli kullanmak gerekiyor. Sersemletmeyi atarken bir anlığına böyle duruyor yerimin. Bak tak bir an duruyor ya. O durduğun anda rakibi kaçırabiliyorsun. Ustalaşılacak küçük elementlerden bir tanesi Riven tarafında. Yasuo. Yanlışlıkla ustanı öldürdüğüm için özür dilerim. Hikayede Riven'ın kılıcı Yasuo'yu öldürüyor. Yasuo'nun ustasını öldürüyor, yanlış söyledim. Sonra da Yasuo da bize kızıyor. Niye ustamı öldürdün diye. Ben öldürmedim, kılıcım öldürdü. Bu kulağa bahane gibi geliyor değil mi? Ben vurmadım, silah vurdu demek gibi ama bu kılıç büyülü olduğu için gerçekten adam kılıcı kırmaya çalışırken kendisi ölüyor. Şimdi burada bir 2v1 denedik ya değil mi chat? Chat yok ama gece 4 benim söylediğim her şeyi anlayışla karşılıyorsunuz. Teşekkür ederim anlayışla karşıladığınız için. Cana neredesin? Sen de rüzgarsın, ben de rüzgar sayılırım. Gel. Ya rüzgar rüzgara böyle hareket yapar mı? Bum. Kenardan çiçeği de patlatıp alt koridora indik. Oyun ölümün kılıcı almamı istiyor. Gayet mantıklı. Daha kalkan alalım, takaslarda rakibi yanıltma imkanımız artsın. Q'nun kullanımı beklediğimden daha zor. Böyle çok anlık hedef alarak atmak daha sağlıklı gibi. Ama kesinlikle üzerinde zor ustalaşılacak bir şampiyon değil Riven. Birkaç maç içerisinde Riven'da çok güzel hareketler yapabilen biri haline gelebilirsiniz. Ben gerçekten Riven'ın bu yüzden çok çok popüler olacağını düşünüyorum. Play potansiyeli çok yüksek. Rakibi böyle şaşırtacağınız, outplayleyeceğiniz, hoplaya zıplaya kaçacağınız, yakalayacağınız senaryolar bence müthiş keyif verici olacak. Ben bunu normal derecelide de oynarım diye düşünüyorum. Ben genelde aslında orman ve nişancı oynuyorum. Özellikle ormanda bayağı bir açık var gibi oyunda. Yani orman rolü boş kalıyor. Orman rolü kolay bir şekilde oyun tarafından bize veriliyor. O yüzden genelde orman oynuyorum böyle. Wukong, Evelynn, bu şampiyonlardayım bu ara. Hocanın iki kulenin arasında keseriz. Ama şimdi fanteziye gerek var mı? Yok, gelin dönelim şu 4000 altını harcayalım. Son 1-2 test yapıp yavaştan Irelia'ya geçelim. Aaa, ultiyi kendi attı bu arada oraya ve niye böyle bir şey yaptı bilmiyorum. Sevgili Riven, kalbimi kırıyorsun. Ultiyi otomatik kullandım. Şampiyonu hedef alması çok daha mantıklıyken nedense geriye doğru attı. Belki benim parmağım yanlış açıdan çarpmıştır bilmiyorum ama otomatik kullan bazen böyle trollüyor, sizin de başınıza gelmiştir sanırım. Sizin de başınıza gelmediyse ben bir şeyi yanlış yapıyorum demektir. Gelmiştir diye umuyorum ve tahmin ediyorum. Wildrift Türkiye Facebook grubumuzda anket yaptık ve Irelia görevini seçecek olanlar, Irelia'yı merak edenler daha çoğunlukta gibiydi.
Siz de böyle anketlere katılmak, Wildif muhabbetlerine gelmek, bizimle konuşmak, sohbet etmek isterseniz Wildif grubumuzda bir sürü saçma sapan küfürün, hakaretin, dandikliğin döndüğü gruplardansa bizim resmi Wildif Türkiye grubumuza gelebilirsiniz. Açıklamada linki var. Yasuo'yla böyle bir sinerjimiz de var bu arada. Bizim Q yeteneği, ben Q deyip duruyorum sabahtan beri pardon. Birinci yeteneğimizin son dalgasıyla havaya savurduğumuz kişilere Yasuo ulti atabiliyor. Bence biz bir geri dönüp aşağıdaki mevzuya gidelim. Roket kemer alsam çok tatlı olmaz mı? Düşünsenize. Bu kadar atılma özelliğim var, bir de roket kemerle atılacağım. Üf. Müthiş. Neyi geliştirmemişim bile, o kadar umurum dışı. Starak diyor oyun, hiç sorgulamadan alıyorum, Starak iyidir. Bir de anti iyileştirme aldık rakipte. Çok bir iyileştirme olmamasına rağmen zaten bot oyunu diye eşya dizilimi muhabbetlerine pek girmiyorum. Rünlerde de yaptığım tek bir değişiklik var arkadaşlar. Yeni bir rünümüz var. Can yenilemek üzerine olan rün yenilendi. O rünü aldım. Onun dışında oyunun verdiği rünlerle ve eşyalarla oynuyorum. Sonuçta maksadımız şampiyonun yeteneklerini ve hissiyatını görmek değil mi? Maksadımız destan yazmak. Flash'a gerek bile yoktu ama ben fanteziye bağladım. Sanırım Riven'ı da yeterince gördük. Dolayısıyla bu oyunu bitirmeye geçmeyeceğim. Irelia'yı merak ettiğinizi tahmin ediyorum. Gelin biz Irelia'ya geçelim. Hangisi daha zor, hangisi daha eğlenceli karşılaştıralım. Bakalım burada 11 dakikada 15 skor almışız. Bir kere outplay yapalım derken abartıp ölmüşüz. Irelia'da performansımız nasıl olacak? Evet, şimdi diğer şampiyonumuz, zor şampiyonumuz, ustalaşanların ortalığı yok edeceği, ustalaşamayanların büyük ihtimal bol bol feedleyeceği, bazen şansa çok havalı hareketler yapan ama League of Legends tarihindeki yetenek çıtası en yüksek şampiyonlardan biri olan Irelia. Irelia gerçekten doğru oynaması, emek isteyen, tecrübe isteyen zor bir şampiyon. Şimdi birinci yeteneğimiz. Seçtiğimiz hedefe atılıyoruz. Öldürmemiz durumunda bekleme süresi sıfırlaması kazanıyoruz. Hasar verdiğimiz kişiler üzerinden iyileşiyoruz. Ve böylece bakınız hop uçmuş oluyoruz. Rakibin arkasına gidiyoruz. Bu rakibi yakalamak için çok güzel bir özellik. Büyük minyon dalgalarını temizlemek için çok güzel bir özellik. Ayrıca ne zaman bir şampiyonu yetenek isabet ettirirsek bir pasif yükü kazanıyoruz. Şimdi bakın şöyle hop. Sıfırlandı bekleme süresi, görüyor musunuz? Böylece bir daha atabildim. Minyona uçup sonra oradan şampiyona uçmak mümkün Irelia'da. Ve hatta böyle minyonlardan tık 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 kayarak gidebilirsiniz. Yasuo gibi düşünün. Ama Yasuo'dan farkı, bunu gerçekleştirebilmeniz için minyon ölmesi gerekiyor. Minyon ölmezse bakınız şu an olduğu gibi bekleme süresine giriyor. Şimdi ikinci yeteneğimde küçük bir defans kazandım. Dikkat etmişsinizdir diye düşünüyorum. Şu arkadaşı bir tutuşturdum. Korkuyor musun benden? Q attım. Amanın, tehlikeli işler yaptım ama oldu. Minyonlar üzerinden de kayabilirdim burada. Açtık üçüncü yeteneği. İkinci yetenekten bahsetmedim. Basılı tutuyorum mesela. Sonra istediğim tarafa doğru yetenek atışı fırlatmış oluyorum. Ve bu süreçte daha az hasar yiyorum. Üçüncü yetenek. Şöyle bir yere bıçak bırakıyorum. Sonra bir yere daha bıçak bırakıyorum. Arası kapanıyor. Ve kapanan bölgedeki düşmanlar sersemliyor. Tutturması zor bir yetenek ama bir takım savaşında birkaç kişiyi sersemletebildiğiniz bir yetenek. Hemen pırıltı alalım. Neden? Pırıltı ne diyor? Bir yetenek kullandıktan sonraki düz vuruşun ekstra hasar verir diyor. Bizim olayımız Q at düz vuruş yap, W at düz vuruş yap, E at düz vuruş yap olduğu için, sürekli pasif yük biriktirip düz vuruş yapmak olduğu için Irelia'ya müthiş yakışan bir eşya pırıltı. Erkenden almaktan çekinmeyin. Şimdi minyonlardan kayma aksiyonu henüz pek yapamadık. Hem saldırı gücümüz yüksek değil, hem ben ona çok odaklanamadım. Ama şöyle bir atlayıp can dolduralım. Şöyle bir W ile hasar verelim. E'yi otomatik kullandı, gayet güzel attı gördüğünüz üzere. Bakınız pasif yüklerimiz bitince bıçaklarımız parladı, görüyor musunuz? Öyleyken ekstra hasar veriyoruz. Ultiyi şöyle fırlatıyoruz. Bir yere çarptığında ya da maksimum menzile ulaştığı zaman keskin bir hapis oluşturuyor. Bu hapisin duvarları rakipleri yavaşlatıyorlar. Bakınız ultiyle şöyle ekstra bir hasar da verebiliyoruz. Tutuşmaya terk ettik onu. Fakat biraz mana problemimiz var. Dikkat ettiniz mi? Birkaç yetenek kullanınca hemen manam bitti. Dolayısıyla Irelia'da bam güm uçabilirsiniz ama uçarken kaynağa dikkat etmek gerekecek anlaşılan. Belki rünlerden
şu ekstra mana kazanmayı sağlayan rün alınabilir. Ben oyunun otomatik verdiği ründen bekleme süresinde azalmayı aldım. Çünkü çok mantıklı buldum. İdeal yetenekleriyle oynanan bir karakter. Yetenek bekleme sürelerini ne kadar azaltırsanız o kadar şansınız olur nihayetinde. Ama böyle durumda biraz mana problemi yaşayabilirsiniz gibi görünüyor. Ulti 100 mana özellikle. Birçok ulti gibi. Birinci seviyesinde en azından. Gel bakalım Sincit. E'yi otomatik kullanınca bu arada direkt altıma bakıyorum. Bu arada bakın iki tane düz bastım. Hiç nişan almadım. Ona rağmen çok güzel kullandı yetenekleri. Irelia'nın otomatik kullanımı korkutucu derecede iyi görünüyor. Neden korkutucu diyorum? Şampiyona hakim olmayanlar bile terörleştirebilir gibi. Bakınız iki tane direkt tak tak bastım E yeteneğine yani. Ben E deyip duruyorum kusura bakmayın. Üçüncü yeteneğe. Ve mis gibi iş yaptı. Q'yla yani birinci yetenekle alabileceğimiz minyonlar, sıfırlayama yapabileceğimiz minyonlar ayrıca pembe parlıyorlar. Nazar değdi. Abartıp ölmesem her videoda olmaz. Şu Ahri'ye bir gank atalım ya. İonyalı kardeşimizi bir basalım. Ya otomatik kullanılar fazla iyi çalışıyor arkadaşlar. Bakın yine öyle yapacağım. Ahri'ye tetiklendim. Tak tak. İki tane E bastım. Q bastım. W bastım. Tutuştur bastım. Bir daha Q bastım. Vurdum öldü. Boom. Ben öyle fed biri değilim şu an. İki tane skorum var sadece. Ne über minyon kestim. Ne sapık gibi haritada dolaşıp kaynak topladım. Irelia sıkıntılı derecede güçlü görünüyor arkadaşlar. İkinci yeteneği mi fullemek mantıklı 3 mü acaba? 2'ye bakalım. Bekleme süresi azalıyor. Bedeli artıyor. Taban hasarı artıyor. Üçüncünün taban hasarı artıyor. Üçüncü daha iyi gibi. Sonuçta genelde çoğu zaman sersemletiyor olduğumuz kişilere dalıyor olacağız zaten. Dolayısıyla bu yetenek bizim giriş hasarımız aynı zamanda. Giriş hasarımızı arttırmak da mantıklı. Bravo. Neredesin bakalım? Hop. Utanmadan Q'mu sıfırladım. Tabii biraz hareket eden bir hedef varsa karşınızda otomatik kullan çok bekleneni vermeyebiliyor öyle bir durumda. Ama yavaş hareket eden birine, biraz daha böyle açısı belli olan birine karşı otomatik kullan gayet iyi gibi. Siz ne yapıyorsunuz lan bizim kulemizin altında? Sapıklar. Ultiye puan vermek yerine yanlışlıkla 3. yeteneğime puan verdim. Beni affedin. Irelia oynamanın ben bu kadar kolay olmasını beklemiyordum. Tekinsiz. Endişe verici. Oynamanın bu kadar kolay olması. Eyvah eyvah yani. Bizi zor günler bekleyebilir. Ve şöyle bir durum var şimdi. Mekaniklere hakim olmayan biri bile bu kadar oynarsa mekaniklere hakim kişiler neler yapacak diye düşündürüyor. Ne yapsak? Çok para var. Geri mi dönelim? Biraz can çalmayı gelir. Yampiri'yi alıp geri dönelim. Ormanda falan oynanır mı? Manası biter ama maviyle ayarlanır. Orman hasarı nasıldır acaba Irelia'nın denemek lazım. Riven'ın da Irelia'nın da orman performansını merak ederim. Yani LoL'de kullanmadığım ormancıları burada kullanabiliyorum. Kai'sa orman bile yapmışlığım var burada. Şimdi şöyle bir keskin hapisle başlayalım. Bak iki tane E. İşaretlemiş bir kişiye vurduğumuzda da birinci yeteneğimiz sıfırlanıyor. Sizde ondan bahsetmedim bu arada ama yeteneğinizle işaretlediğiniz mesela sersemletme atarak işaretlediğiniz birine birinci yeteneği attığınız zaman birim öldürmüş gibi bir sıfırlanma tetikleniyor. 4K altınım var. Şu minyonlardan kayalım mı biraz kaykay yapalım hop. Hop. Mis. Şimdi dönüp şu 4K parayı harcayalım. Riven'dan daha güçlü hissettirmesini hiç beklemiyordum Irelia'nın ya. Ya elbette bota karşı oyun gerçek bir test değil. Ama mekaniklerin zorluğuna dair fikir veriyor. Hasara dair fikir veriyor. Mesela Tristan, Azaya gibi biraz daha zayıf çıkan şampiyonlar oldu biliyorsunuz. Onları test ederken hissettik. Ya bu şampiyon sanki yeterince vurmuyor. Hani bu eşyalarla bu seviyede çıkarması gereken hasarı çıkarmıyor gibi hissettiriyor diyorduk. Irelia'dan hiç öyle bir hissiyat almadım. Sapık gibi vuruyor çar. Abartmayacaksak ne anlamı var değil mi? Eh.
Hey, Lux 3'te 3'ümü çaldın. Burada düşük canlı bir Singed mi görüyorum? Hop! Ayy, çok güzel bir şampiyon. Ben bu kadar sevmeyi beklemiyordum. Görevde Irelia'yı mı seçseydim acaba? Yani LoL'ün en zor şampiyonlarından biri arkadaşlar. En zor, yağ gibi akıyor burada. Killi bir Irelia oynuyorsanız eğer, skorlu, kasmış bir Irelia oynuyorsanız böyle kaya kaya. Yardırmalık. Ama ben bu şampiyonun hakkını veremem ya. Bu şampiyonun hakkını veren kişiler bu oyunu çok oynayan kişiler olur. Yani sabah akşam oynayacak, kendini bu şampiyona verecek kişiler olur diye düşünüyorum. Ben bu kadar refleksif değil, daha böyle taktiksel şampiyonları seviyorum bildiğiniz üzere. Ama akıyor akıyor. Manamız bitti bakınız. Yine başımıza geldi. Ama pasif lüklerimiz var. Şıkır şıkır biçiyoruz Braum'u. Bir de manası olsaymış değil mi? Bir de manası olsaymış, abartsaymışız. 13-1-1. Riven'da 15-1-1'dim 11 dakikada. Bakalım 2 dakika içerisinde aynı skora ulaşabilecek miyim Irelia'yla da? Irelia'yı o kadar övdüm ama Riven'da skorum daha fazlaydı bu sürede galiba. Çok yakın yani şu an. Ama deli gibi kule falan biçtik. Yani daha smooth geçti oyun sanki Irelia'da. Botları biçip geçme açısından Irelia'yı daha rahat buldum ama gerçek maçta hangisi daha avantajlı olur bilemiyorum. Sadece şunu söyleyebilirim. Ben Riven'ı daha çok beğenmeyi bekliyordum. Sanırım Irelia'yı daha çok beğendim. Otomatik kullanımları çok iyi. Ben burada küçük bir panik havasındayım. Elim ayağıma dolandı. Elin ayağına dolanmaya çok müsait bir şampiyon Irelia. Oo, bu minyonlara tek atar mı oldum? Niye onu atladın lan deli kadın? Ben minyonu atlamasını düşünüyordum, şampiyonu uçtu. Manyak. Ana, vallahi Riven kazanacak duelloyu. Son 1 dakikada 2 kill almam lazım. Canım da yok. Şuradan hemen can doldursam dönüp şunları kesebilir miyim? 4 kişiler. Hayır, ne yapacağız? Bunu alacağız, gidip Braum'u keseceğiz, tamam mı? 1 skor. Sonra sanırım 11.30'dur Riven. 11.30 olmadan bir skor daha bulmaya çalışacağız. Riven'a yetişmeye çalışacağız. Bot oyununda kendimize küçük bir mücadele. Var mı bir skor daha? Bu yener miyim? Yenerim. Çok fedim değil mi? Her şeyi yenerim ben. Ulti bile attım fantezisine. Ha, ulti çok az vuruyormuş bu arada gördüğünüz üzere. Ultinin nasıl olayı rakibi yavaşlatmak, yakalamak, darlamak. Face roll, face roll. Tuşlara basıyorum. Tak 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 basıyorum. Kesiyor millete. Yani tabii 16 kill olan bir şampiyonda bunu yaptığınızda çoğu şampiyon bunu yapabilir ama işte hepsi yapamaz. Ve çok keyifli hissettiriyor eşin yanında. Valla Irelia'nın biraz zayıflatılma ihtimali var gibi hissettim sevgili arkadaşlar. Çok free. Çok free. Yani ben ne bilgisayarda Irelia oynuyorum, ne mekaniklerine hakimim, ne gecenin dördünde reflekslerim yerinde. Buna rağmen sardı. Sarıyor. Hadi son bir fantezi yapıp Irelia'yı da sonlandıralım. Siz bu arada şampiyonları denediniz mi? Veya en azından gördüğünüz kadarıyla hangisini daha çok beğendiniz? Hangisini etkinlikte açmayı düşünüyorsunuz? Yorumlara yazabilirsiniz. Irelia'ya güzel kostümler de gelir diye düşünüyorum. Şöyle bir kod adı Irelia'yı falan getirirler. Akar. Irelia kesin tutacağı için mutlaka kostüm gelir. Niye bu dandik ucuz kostümle getirmişler bilmiyorum. Getirin abi mis gibi. Bak ne yapıyorlar biliyor musunuz? Dandik kostümü önden satacaklar 500 lira EP'lik. Çöp çiçekli kostümü. Sonra bir koyacaklar kod adını. Herkes diyecek ooo bu ne iyi kostüm. Ben Irelia'yı zaten çok seviyorum. Alayım diyecekler. Ölüyordum. Öldüm. Ama yani düz 1v5 attım. Gördünüz ve bu 1v5 ile beraber bizim botlar Nexus'u yıkıyor olduğu için ben bu videoyu kapatıyorum. Sizlere izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Uzun zaman sonra bir Wildif videosu geldi. Bunun için bir beğeniyi hak ettik diye umuyorum. Wildif Türkiye Facebook grubumuza katılmak için de video açıklamasındaki linke bakabilirdiniz. Yanaklarınızdan öpüldünüz. Bye bye.